Saadet Partisi Eskişehir Yönetim Kurulu üyesi Nazif Ayaz, parti binasında basın açıklaması yaptı. Ayaz'ın gündeminde terör vardı. Saadet Partisi Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi Nazif Ayaz, parti binasında çok sayıda parti üyesinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bir açıklama yaptı. Ayaz'ın gündeminde yaşanan terör olayları vardı. Bu saldırıların arkasında Türkiye'yi bir Irak, bir Libya, bir Suriye haline getirme çabaları vardır. Aziz milletimiz en zor dönemlerde en zor badireleri atlatmıştır. Bu karanlık dönemde teröre karşı ve Türkiye'yi bölmeye çalışan dış düşmanlara karşı tek millet halinde karşı koymaya çalışmak milli bir görevdir. Bu demek değildir ki iktidarı yaptığı yanlışlıklardan dolayı ikaz etme sorumluluğumuzdan vazgeçeceğiz. Türkiye'nin bir Irak, bir Suriye olmasını önlemek için kısır kavgaları bir kenara bırakmalıyız. Ülkenin birlik ve beraberliğini, barış ve huzurunu sağlamak için askeri müştereklerde bir araya gelmenin yollarını aramalıyız. Nazif Ayaz, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri de İsrail ile yapılan anlaşmadır. Saadet Partimiz olarak biz bu anlaşmayı kesinlikle doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaya imza atanlar büyük bir vebal yüklenmiş durumdalardır. Sayın Başbakan ilk göreve başladığında yeni dönem dış politika yaklaşımını açıklarken dostlarımızın sayısını artırıp düşmanlarımızın sayısını azaltacağız demişti. Doğrusu biz de bu yaklaşımı duyunca umutlanmış ve memnun olmuştuk. Hatta bir açıklama yaparak bu yaklaşımı desteklediğimizi ifade etmiştik. Ama dostlarımızın sayısını artıracağız derken aklımıza hiç İsrail gelmemişti. Ayaz sözlerini şu şekilde tamamladı. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların hesabını vermeden, Filistin'in topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez. Biz Saadet Partimiz olarak bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi ve tarihi bir sorumluluk olarak aziz milletimize arz ediyoruz.